Emekler, belediyemizin değerli çalışanları, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım. Gemlik Belediyesi 2023 Mayıs ayı meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyoruz. Arkadaşlar, gündem dışı konuşma yapmak istiyorsunuz. Söz veriyorum, buyurun Ercan Bey. Yani genelde gündem dışı konuşmaları başkana karşı yapmak istediğiniz için böyle bir öneri getirdi bizim arkadaşlarımız. Şöyle başkanım. Buyurun yani söz veriyorum buyurun. Yani gündem dışında bir illaki başkanımızın olmasının şartı bence aranmamalı. Peki. Çünkü gündem adı üzerinde gündemdir. Gündemden daha sonraki günlerde o gündem olmaktan çıkabilir. Peki. O nedenle ben buyurun söz sizde. Müsaadenizle grubum adına ederim, söz buyurun. Almış bulunuyorum. Tabii gemlik gündemi tabii. Tabii ki gemlik gündemi. Laf atmayalım arkadaşlar lütfen. Sonra söz alabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Bugün meclis gündemimizde de var. Gündem dışı konuşmalar yapabiliyor arkadaşlarımız. Nereden biliyorsunuz zaten ön yargılı davranmalar? Yani şimdi benim namıma siz cevap veriyorsunuz. O yüzden ben veriyorum sen yani rahat ol. Başkanım o siz yüzden. Siz nasıl konuşacağınızı biliyorsunuz. Deneyimli bir siyasetçi Ercan arkadaşımız. Evet. Ya yani biz nerede ne konuşulacağını bilen insanlarız. Yani BUSKİ tarafından orada bir çalışma yapıldı. Yeni bir kaynak araması ve kaptaj işlemleri yapıldı. Ve ishale hattı şu an bitmek üzere. Ve akabinde de Hamidiye Şükrü arasındaki... Bunları Büyükşehir yapıyor. Evet evet Büyükşehir tarafından şimdi, marifetiyle yapılan. Aslında bu ben bilgisayar elinde sunuyorum. Yok bilgisayar yani şöyle arkadaşlar da şimdi cevap vermek isteyeceklerdi de. Yani kesmek de istemiyorum da. Evet. Bunları yani parti ilçe örgütünüz basın açıklaması da gemlik kamuoyuna duyurabilir. Hayır. Yani bunlar şimdi bak şöyle. Hı. Eksik gördüğünüz 309 ve 417 sokaklar dediniz. Bu gündemimiz alır. Zeynep Başkan da bununla ilgili cevap ver ama yapılan hizmetleri burada sıralamaya başlarsak sonra buradaki belediyede yapılan her hizmet söylenirse farklı olur. Ben burası Büyükşehir Meclisi, Gemlik Belediye Meclisi. Yani buna dikkat edersek memnun olacağım. Olur başkanım mu? Burada bilgi arz ediyorum ben. Yani yapılan yani işlemi bir cümle olarak söylüyorum. Büyükşehir'in bilgilerini malumunuz siyasi yani siyasi iktidarımızın bilgilerini bir şekilde paylaşabiliriz. Süremin yani. Bakın süremin aşmadan ben burada peki devam edin lütfen. Yani konuların hangisini peki seçmekte Gemlik gündemi mi? Evet Gemlik gündemi. Yani arkadaşlar olduğu şeylerin bundan rahatsızlıkları niye olduğunu rahatsızlık anlamadım. Rahatsızlık değil, doğru değil sadece. Rahatsızlık değil ama doğru değil. Bana doğru göre değil, sözünüzün de doğru olmadığını ifade etmek peki istiyorum. Peki öyle olsun. Peki, yani peki öyle olsun. Biliyorsunuz mantıkta bir şey vardır. Başına değil koyarsanız o olumsuz olur ama değilin başına bir değil daha koyarsanız o uzun tartışabiliriz zaten. Arkadaşların neyse, zamanını şimdi ben yani fazla şeye girmek istemiyorum. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin tarihe geçecek olan inşallah TOK fabrikasının çok önem arz eden batarya fabrikası, Sayın Cumhurbaşkanımızın da temelini atmış olduğu, dünyaca ünlü ve dünyada bir numara denebilecek olan batarya firmasının bu planlara Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubu, batarya fabrikasının planlarına Büyükşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi grubu neden red oyu verdi? Ben de zannedersem böyle bir durum oldu. Bunu kamuoyundan paylaşırsanız sevinirim Gemlik kamuoyundan. Bursa kamuoyu biliyor tabii ki. Milli birlik, beraberlik duygusundan hareketle Türkiye'ye değer katan tüm fabrikalar hepimizindir. Ancak tabii bu ikincisi oluyor zannediyorum. Bu batarya fabrikasıyla bir önceki fabrikanın açılışına yerelde Gemlik halkının iradesine saygı duymayarak Gemlik Belediye Başkanı'nın davet edilmemesi bu noktada yine bizi üzdü. Siz geliyor musunuz? Gelmiyoruz. Herhangi bir davet yok diye cevap vermekten sıkıldık vatandaşlara. Orada Millet Cumhur İttifakı'nın milletvekili aday adayları dahi hepsi çağrıldı. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayları oradaydı ne de Gemlik Belediye Başkanı, başkan yardımcıları da törene davetliydi. Bu ikinci kez oluyor. Ben imarın niçin Bursa'da red oy verildiği falan alakalı konuşmayacağım. Onunla ilgili bir teknik gerekçe mutlaka açıklamaları vardır ama yerelde de Gemlik halkının iradesinin paydaşlarca, Gemlik'e güç katan paydaşlarca dikkate alınmasını talep ediyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımız diye düşünüyoruz. Çünkü biz yurt dışına yapacağımız görüşmelerde dahi biliyorsunuz otomobil fabrikasında broşür istedik, gittik orada anlattık.
en fazla ilgilenilen konu da otomobil fabrikası oldu. Dolayısıyla TOGG'a karşı bir ön yargımız yok. Ama TOGG'un bize karşı herhalde bir ön yargısı var diye düşünüyorum. Bu ikinci kez törenlere davet edilmedik. Cumhurbaşkanlığı bir seçim gezisi miydi? Yoksa otomobil fabrikasının tanıtımı mıydı? Yani bu konudaki takdiri halkımıza bırakıyorum ama bir belediye başkanının davet edilmemesinde hoş karşılamadığımızı ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. TOGG fabrikasının ilçemize kattığı, ülkemize kattığı değeri ben burada anlatmak istesem onu kabul ediyor arkadaşlar. Yani sadece hayır, onu kabul ediyorlar. Davet edilmeme şeklini söyledi Mert Başkan. Şöyle söyleyeyim, bakın. Eğer davet edildiyse davet edilmediyseniz doğru buluyorsan o zaman Sayın Başkanım ben şimdi orada değilim bakın. Bakın ben de davet edilmedim. Ben Büyükşehir'in siz farklısınız. Yemlik Belediye Başkanı. Elbette ki yani ama bakın ben de davet edilmediğimi burada ifade etmek istiyorum. Ben de Büyükşehir'de tek temsilcisi değil. Benim AK Parti'nin. Ama ben davet edilmedim. Ha burada mesele şu. Tabii ki bu davetiyi dağıtan kurum ya da kurum kimler bilmiyorum. Ben o konuyu yani şey yapmıyorum yani fazla önemsemiyorum ama şu var. Şimdi batarya fabrikasının Gemlik'te olması ve Gemlik'te bunun temelinin atılmış olması gerçekten çok büyük bir şey Gemlik açısından bir artı bir değer. Bir tanesi diyor ki bugün hala diyor bu arabaların İtalya'da yapıldığını ve buraya gemilerle gizli olarak getirilip fabrikanın arkasından sokulduğunu söyleyen insanlar var diyor. Ercan arkadaş birçok paylaşım oluyor sosyal medyada. Örnek veriyorum şimdi. Evet. Bir sene önce bir liderin söylediğini, bir liderin bir başka liderle söylediklerini önümüze sunuyorlar. Bunları çok fazla dikkate almayacaksınız. Yani bunlar yok, ne şekilde yayınlandığını biliyorsunuz. Dikkate aldığımdan yani değil. Başkanım bak ben şuraya geleceğim ben. Şimdi dün akşam izledim daha üzerinden 24 saat geçmedi. Ama kimin yazdığı önemli. Bunlar adı neydi bunların? Yani sosyal medyada bir sosyal tartışma medyada meydana getirmişler. Trollların yaptıkları bunu paylaşımlar. Dikkat almamamız gerekiyor. Veren, özellikle bizim mecliste konuşacak dikkate aldığımdan söylemiyorum. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi siz gittiniz gördünüz arkadaşlar gördü. Arkadaşlar hep birlikte gittik. Başkanımız da gördü. Tamam. Ama ben şu konudaki gerçekten yani muhayyilemi zorluyorum. Tahayyül etme yani hayal etme gücümü zorluyorum ama bu kadar yani ayağı yere basmayan kardeşlerimizin de bu ama kim olduğunu bilmiyorsun işte adına troll denilenler oluyor Ercan. Bu konuda yani yanlış ben anlamam ama bu şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Biz de şaşırıyoruz. Konumuz ama değil. Yollarda gördükçe eminim ki inşallah, herkes bunu artık kabul edecek. İnşallah. Emir Bey, özel değilse Başkan Bey nerede acaba? Başkan Bey nerede acaba özel değilse? Şimdi özel değil tabii ki bunun cevabını vereceğim siz ama sonuçta bir seçim dönemine gidiyoruz. Biz burada herkesin mazeretlerinin gerekçelerini söylemiyoruz. Yani açıklamamız da gerekebilir. Başkan seçimde girdiğimiz ittifak liderlerinden bir tanesinin Bursa'da yapılacak mitingine katılmak üzere burada arkadaşlar. Bundan daha doğal bir mazeret olabilir mi? Yani böyle bir soruyu hani cevabını bilmiyorsan cevabı bu. Tamam ama ben zaten konuşmamın başında dedim ki İyi Parti grubunun genel başkanı Bursa'da mitingden dolayı arkadaşlar katılamayacaklar diye mazeretlerini bize ilettiler. Ve bunu da oylattım sizlere. Biliyorsun cevabını. Tamam bu üstün açıklayıcı şeklinizden dolayı teşekkür ediyorum. Benimle şeye girmene gerek yok ya. Üstünle falan ilgisi yok. Yok iki cümle. Cevabını bildiğim i̇ki bir soruyu ettim. Sordum ben de sana gereken şekilde cevabını cevap vermeye çalıştım. Cevabını bildiğimin cevabını Gemlik halkı da duysun. Kıymetli Gemlik halkı. Tabii ki. Bir saniye lütfen. Lütfen kesmeyiniz yani. Soru sordun. Aldım cevabını aldım. Kıymetli Gemlik halkı. Bir hafta 10 gün önce ilçemize dünya lideri Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı teşrif ettiler. Bu gün sergilemiş olduğu bu ince nezaketi Başkan Bey o gün neden sergilemedi acaba? Barışın huzurun kenti diyorsunuz değil mi Gemlik'te? Barış huzur bu mu? Mert Bey'in bana verecek cevabı olan var ise o medeniyet cesareti gösterecek bu kürsüye çıkacak. Arkadaşımızın bu kürsüye çıkacaksın. Senin ona kürsüye. Laf atmandır bak. Bu kürsüye geleceksin cevabını buradan vereceksin. Oradan öyle davulcu gibi söylemeyeceksiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar Cumhurbaşkanı geliyor Cumhurbaşkanı. Barışın huzurun kenti diyorsunuz. Bir davet üzerinden bir kesimin Gemlik'te davet edilmeyen başkan üzerinden bir kesimin ötekileştirildiğini ima ediyorsunuz.
ülkenin şehrinize gelen, buradan Sayın Cumhurbaşkanım diye bağırsanız duyulacak mesafeye gelen Cumhurbaşkanını, tabiri caizse o yıllara sahiri gelişmiş olan kemiksi ve ne vatana ne millete ne de sizlere hiçbir zerre faydası olmayan o siyasi duruşunuzdan, o gururunuzdan, kibirinizden taviz vermeden huzura gitmiyorsunuz. Ondan sonra çıkacaksınız bana barıştan, huzurdan, kardeşlikten bahsedeceksiniz. Davet üzerinden yine togu bitirdiniz, şimdi siroya çakmaya çalışacaksınız. Size mahal vermeyeceğiz bakın. Değerli siz, arkadaşlar bak saniye, lütfen Rıdvan Bey. Bir saniye değil. Uyaracağınız yer orası. Hayır, ben uyaracağım. Sen bunu tahrik orası. Ediyorsun biliyor musunuz? Hayır. Tahrik ediyorsunuz. Tahrik amacınız da bu sizin. Arkadaşlar 3 dakika ara veriyorum toplanan meclisimize. 3 dakika ara veriyorum. İşte görüyorsunuz ikinci kez evet, mikrofon kesiliyor. Kesinlikle. Doğruları duymaya zerre kadar tahammülleri yok. Zerre kadar tahammülleri yok. Buyurun. İcazet alma gereği hissettim de yani. Öncelikle. Şimdi ben sana icazeti hani bir laf olacak ama Ercan. Hani biraz tahrik oluyor arkadaşlar. Yani icazet. Başkanım. Ya bir kelimeye sabrınız yok. Riyaset makamından alınan bak, söz demek. Çok eski. Yani riyaset makamı siz burada. Peki, ben riyaset makamındasınız. Ondan sizden müsaadele söze başlıyor. Arkadaşlar, bunda lütfen. Bunda bir beis yok ki. Kim ne derse kendine yapar. Herkes biliyor. Aynen buyurun. Öyle. Aynen. Buyurun. Çok güzel ifade buyurun, ettiniz. Buyurun. Arkasından benim, da cevabını verin. Benim söylediklerimi değerlendirecek olan Gemlik halkıdır. Arkadaşlar, Gemliğimizin muazzam sorunları var. Eğer büyüyorsanız arkasından devasa sorunlar da gelecek. Bakın 6 Şubat depremleri oldu. Hemen tak belediyeden büyükşehire bir tane yazı kuzey imar planları geçsin diye. Bizim sizleri laflarla sallamak ihtiyacı hissediyoruz ama Allah muhafaza siz depremi bekliyorsunuz. Rezerv alanları gündeme getiriyorsunuz. Bir saniye lütfen müdahale etmeyiniz. Onun cevabını Turgay Bey verdi sizlere. 4 yıl sizin buradan doğru planları oraya götürmenizi beklediler. Siz gitmiş olsaydınız Cumhurbaşkanımıza. Sevmeseniz dahi hak ettiği nezaketle beraber hoş geldiniz deseydiniz ve akabinde ekinde bir sayfa Umur Bey'de su sorunumuz var. Rezerv alanlarının bize derhal devredilmesi, UHTEM'ize verilmesi. Balık pazarında sağlık ocağı ihtiyacımız var vesaire vesaire diye 5 tane dilekçeyle beraber bir Gemliğin ihtiyaçlarını dile getirseydiniz eğer var ya, bir yıl sonra çıkacaktınız burada diyecektiniz ki biz devletin başına da verdik, bunu ilettik ama tekrar gereği yapılmadı demeye yüzünüz vardı. Gitmediniz ve o dilekçeyi vermiş olsaydınız 5 madde yazsaydınız. 5'i de dünden itibaren tetiklenmiş olacaktı. Sebep neydi? Az önce ağır olarak dile getirmiş olduğum bu siyasi duruşunuzdu. Bunu yenilemek istiyorum. O makamlarda kibir yapamazsınız. Bazı konularda konuşmak istiyorum ya, içimi dökmek istiyorum. Gerçekten burada çok müzdarip kalıyoruz. Biz burada hani genel siyaset yapmak için burada değiliz. Biz yereli yapmamız lazım iken maalesef burada hep genel siyaset yapılıyor. Genel siyaset yapılıyor. Genel siyasetle alakalı Gemliğimizi ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanıyla ilgili başka konuşacağım. Önce meclis üyesinin
milletvekilinin yapmış olduğu konuşmayı burada size Gemlik halkına duyurmak istiyorum. Hatta Türkiye duysun. Tekin arkadaşım. Burada olmayan bir kişinin ağzından konuşmam. Ben lütfen. Burada Rıdvan Çakmak'ın da aynı o derneğin içinde olduğunu iddia ediyorum. İspatlıyorum. Ercan Barutçuoğlu da oradaydı. Yani siz dinlemiyorsanız o zaman Tekin'cim. O zaman belediye Tekin. Başkanını davet edecektiniz siz TOG'un açılışına veya işte batarya açılışına. Biz de gelecektik. Cumhurbaşkanımızı meydanda karşılayacaktık. Başkanım, ama siz bakın davet etmezseniz bu genel o meydana gelmeyiz. Biz taşıma kabul edemeyiz. Gemliğin %10'u yoktu orada. Bunu, taşıma sistemiyle 17 ilçeden ve çevre illerden getirdiğiniz arabalarla taşıma sistemden meydana döktüğünüz insanlarla bizi kandıramazsınız. Kimseyi Gemlik halkını da kandıramazsınız. Türkiye'yi de kandıramazsınız. Geliyor gelmekte olan size güle güle soğan, patates, güle güle Erdoğan. Hadi. Tekin Bey. Tekin yani Bey madem lütfen. Madem öyle niye gidiyorlar? Niye Tekin, dinlemiyorlar? Lütfen oturur musun yerine? Neden ya? Niye dinlesin ya? Niye biz dinliyoruz onları? Tekin'cim. Onlar da bizi dinlesin lütfen ama. Arkadaşlar tamam arkadaşlar. Derneğimizi ziyaret eden milletvekili ne dedi biliyor musunuz? Arkadaşlar Tekin, dedim. Lütfen rica ediyorum senden arkadaşlar ya. Dedi. Hiç mi saygın? Altılı masa nedir biliyor musunuz dedim. Kumar masasına benzer dedi. Kumar masası gibi. Önce masada paralarını bırakıyorlar. Sonra şerefini sonra namusunu bırakıyorlar. Dediklerinde ben zıpladım ayağa. Sizi esefle şiddetle kınıyorum dedim. Sizi de görmek istemiyorum dedim. Neden dedim? Hep siz geliyorsunuz dedim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini temsilen Sayın Müfit Aydın. Neden Gemlikli biri gelmiyor da bize derdimizi anlatmıyoruz? Gemliğe çözüm bulmuyorsunuz da siz oy zamanı geliyorsunuz bir daha gelmiyorsunuz. Zafer Işık gelmiş geçmiş dedim. Milletvekillerin içinde Gemliğe hizmet etmiş tek adamdır dedim. Ercan abim neden milletvekili adayı olsaydı da meclise o gitseydi burada değil de bizi orada temsil etseydi. Burada çıkıyor Gemliği savunacağına ya Türkiye'yi savunuyor. Türkiye'yi anlatıyor ya. Türkiye orada savunan zaten milletvekilleri var. Büyük Millet Meclisi ne işe yarıyor? Onlar zaten yapıyor, onlar çalışıyor. Biz Gemlik olarak ne yapıyoruz? Gemlik Meclisi'nde Gemlik için ne yapıyoruz? Bizim için o önemli, bana o önemli. Teşekkür ederim Tekin Bey. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Yani Tekin Bey'i dinlememek burada doğru bir davranış değil. Objektif baktık mı ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olarak tanımamak kimse öyle bir şey yapmıyordur. Öyle bir şey onu olamaz. Bekledim orada. Hayır öyle bir şey olamaz. Yani öyle bir şey de buydu. Kabul de etmiyoruz. Tamam. Ülkemizde tartışılması, saygı duyulması gereken kişinin Cumhurbaşkanı olduğu, devletimizi temsil eden kişi olduğunu biliyorsunuz. Eyvallah. Farklı değerlendirme olabilir. Yani bunu üzerine gitmesek bazen yanlış kelimeler çıkabilir arkadaşların ağzımızdan. Ama Cumhurbaşkanımız devletimizi, eyvallah, bizi temsil edendir arkadaşlar. Eyvallah. Milliyetçisi için de budur, sosyal demokrat için de budur, daha farklı partiler için de budur. Devletimiz, biz devletiz, başka bir devletimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mensuplarıyız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize.